Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Karadeniz'in sevilen lezzetlerinden hamsili pilav yapıyoruz. Hamsi kuşu, hamsi köftesi, hamsi tavası ve daha birçok hamsiyle yapılan tarifler var. Ama tavasından sonra benim en çok sevdiğim tariflerden biri hamsili pilav. Özellikle o baharatlı, kuş üzümlü nefis pilavıyla gerçekten harika oluyor. Hem doyurucu, besleyici, çok da lezzetli ve de gösterişli bir tarif. Hemen yapmaya geçelim. Malzemelere göz atalım. Bir tane orta boy soğanım var. Yarım demetten az dereotu kullanacağım. 3-4 yemek kaşığı kadar kuş üzümü. Yaklaşık 1 silme tatlı kaşığı. Tuz, yeni bahar, tarçın ve bir miktar da karabiber kullanacağım. 1,5 su bardağı pirinç kullanacağım. Osmancık kullandım. 2 tatlı kaşığı kadar tuz koyup sıcak suyla beraber en az bir yarım saat kadar bekleteceğim. 1 kiloda hamsim var. Kılçığını, karnını ve kafasını ayıkladım. Şimdi göstermek istiyorum size nasıl yaptığımı. İlk defa yapacak olanlar, mutfağa girecekler için. Öncelikle hamsinin ilk çıktığı zamanda bu İstanbul'da yaşayanlar için İstanbul hamsisi veya ilk çıkanlar, artık tam nerede tutuluyor bilmiyorum. Kılçıkları çok kırılgan oluyor. Bu da biraz öyleydi. Tam havalar soğumadan olunca bu şekilde oluyor. O yüzden biraz zorlanabilirsiniz ilk zamanlarda alıyorsanız, Eylül ayında. Daha sonradan giderek Karadeniz hamsisi çok daha rahat çıkıyor. Kafasını koparıp içini temizliyorsunuz ve daha sonra ben orta kısmından şöyle hafifçe ayırıp tek parça halinde alıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu kadar fileto, temiz bir şekilde hamsimiz hazır. Hem bu şekilde yıkaması da daha kolay oluyor. Tek tek suyun altında o kanlı yerini yıkamanıza gerek kalmıyor. Öteki türlü kılçığı olduğu zaman illaki tek tek yıkıyorum. İyice temiz su çıkana kadar yıkayıp süzdüreceğim. Bu arada sizden ricam, lütfen ayıkladığınız balık kafalarını şöyle ayrı bir poşete aktarıp, mutlaka etrafta kedi köpek vardır. Köpekler sanki yemiyor diye biliyorum ama kediler bayılıyor, hepiniz bilirsiniz. Onlara güzel bir davet verip paylaşabilirsiniz. Ziyan olmasın. Şimdi geçelim içini hazırlamaya. Genişçe bir tava aldım, pilav tenceresi. Soğanı yemeklik doğruyorum. Ocağın altını açtım. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Ve soğanları sotelemeye başlıyorum. İlk başta bir soğan demiştim ama biraz gözüme ufak görününce ikinciyi de doğradım. Bol soğanlı daha lezzetli olacaktır iç pilavımız. Kavrulurken dereotunun sap kısımlarını alıp ince ince kıyıyorum ve hazırlıyorum. En son ilave edeceğim. Şu aşamada beklemedi. Soğanlar hafif sarı rengini aldı. Şimdi yıkayıp birkaç kez tuzlu suyundan arındırdığım berrak su çıkana kadar pirinçleri ilave ettim. Ve yine kavurmaya devam edeceğim. Tuzunu ve baharatlarını ekleyebiliriz bu arada. 1 tatlı kaşığı tuz, yine 1 tatlı kaşığı yeni bahar, tarçın ve 1 tatlı kaşığına yakında karabiber ekledim. Hepsini beraber kavuruyorum. Bu aşamada isterseniz çam fıstığı kullanabilirsiniz içerisine. O zaman soğanlarla birlikte ilave edebilirsiniz. Ben kullanmadım, elimde yoktu. Kuş üzümlerini de ekledim. Ve hafif diri kalacak şekilde, biraz da çünkü fırınlayacağımız için, pişirmemiz gerekiyor. Bu yüzden 1,5 bardağı 2 bardak sıcak su ilave edip pişmeye bıraktım. Hafif dişe dokunması gerekiyor. Suyu çekme ölçüsü değişebilir kullanacağınız pirince göre. Gerekirse bir miktar daha üzerine su gezdirip demlendirebilirsiniz.
Suyunu çektikten sonra dereotunu ekleyip en son tekrar karıştırıp ılınmaya bırakacağım. Dereotunu en son ekliyoruz ki hem rengi hem kokusu, rayası içerisinde kalsın. Yüksek ısıyla beraber uçup gitmesin. Pilavım ılındı. Yanıma tereyağı aldım ve porsiyonluk olarak hazırlayacağım. Balıklarım da süzüldü. Gördüğünüz gibi güveç kapları kullanıyorum. Bolca tereyağı ile yağladım. Bütün halinde de daha önce paylaşmıştım. Büyük bir fırın kabında, pay kabında hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde porsiyonlukta gayet güzel oluyor. Hem sunumu hem servisi. Oldukça da doyurucu. Bu ufak göründüğüne bakmayın. 1 kilo hamsiden sadece 4 servislik çıkarabildim. Yani bir tane fırın kabının içerisinde 250 gram ayıklandırmadan önceki haliyle 250 gram hamsi kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi şimdi yanlardan hafif sarkacak şekilde önce hamsileri yerleştirmeye başladım. Eğer kayarsa biraz kapları yağladıktan sonra buzdolabında bekletin. O zaman yapışarak tutmasını sağlarsınız tereyağına. İçine bolca iç pilavdan dolduruyorum ve üzerlerini kapatıyorum. Sıkı bir şekilde olması gerekir çünkü piştikten sonra hamsiler küçülecektir. Eğer tam sıkı böyle bolca üst üste gelecek şekilde yerleştirmezseniz kenarlardan çıkar. O zaman görüntüsü bu kadar güzel görünmez. Bu şekilde hazırladım. Üzerine de biraz daha yine daha iyi pişmesi için tereyağı ile yağladım. Ve işte 4 kabım da hazır. İçim bayağı arttı. Siz eğer istemiyorsanız yarı yarıya da yapabilirsiniz ama ben çok memnunum artmasından dolayı. Çünkü afiyetle yedik. Çok güzel bir iç pilav oluyor. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Fırınımı 170 dereceye önceden ısıtmıştım. Yaklaşık 25-30 dakika hamsinin üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Kendime burada bir beğeni vermişim. Siz de verirseniz ne ala. İşte fırından çıkmış halleri nar gibi kızarmış, mis gibi kokuyorlar. Kenarlardan hafifçe bıçakla geçtim ve çevirme zamanı bakalım nasıl çıkacak. Ve işte görüyorsunuz gayet kolay bir şekilde çıkıyor. İsterseniz bu arada hamsileri yerleştirmeden önce dış kısımlarını mısır ununa da bulayabilirsiniz. O şekilde daha çıtır bir tabaka da olur piştiği zaman. Ama klasik olarak bu şekilde yapılıyor. Üzerine biraz daha dereotu serpiştirip pul biber ekledim ve tadına bakıp içini göstermek istiyorum size. Gerçekten dolu dolu. Ben açıkçası ilk yaptığımda hani bir tane yeter mi? Dördüncüyü de paylaşıp yeriz 3 kişi diye düşünmüştüm ama kesinlikle yetiyor. Çok doyurucu. Dediğim gibi 250 gram hamsi var bir tanesinin içerisinde. Tek başına yiyebilirsiniz. Çorba, hamsili pilav, salata. Diğerlerini de çevirdim. Gayet rahat çıktılar. Cam kap da kullanabilirsiniz. Şekil verirken illa güveç kabı olması şart değil ama bu şekilde de gayet güzel görünüyorlar. Pişmesi de etkilemiştir diye düşünüyorum güveç kabında. Bu da kamera arkasından kare. Tarifi çekerken bayağı hızlı hareket etmek zorunda kalmıştım. Zira güneş batmadan yetiştirmek istemiştim çekerken. Güzel de oldu. Akşam güneş batarken ki görüntüler eşliğinde son fotoğrafları görüyorsunuz. Bu bölümde benden bu kadar. Denerseniz benimle fotoğraflarını Instagram kekevi.com hesabından paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarınızı aşağıya yazarsanız daha da mutlu olurum. Şöyle yeşil bir kalp olabilir belki. Dereotundan şimdi aklıma geldi. Ya da bir balık emojisi alalım sizden buraya kadar izlediyseniz. İnşallah yeni tariflerde kısmetse görüşmek üzere. Hoşça kalın.